Royal Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sunar. Ve bahanede haftanın son bölümüne, son gününe hoş geldiniz. Yine birbirinden değerli konuklarım var. Yazar Burcu Ertürk bizimle birlikte. Güzellik danışmanı Leyla Büyükdereli. Psikolog Arzu Arslanoğlu. Ve kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Arzu Tatlıpınar bizimle birlikte. Burcu Hanım, sizinle başlayalım. Defne Sabır da Bir Gün Yorulur kitabınızda evet. Bugün buradasınız. Ne anlatıyor bu kitap bize? Aslında çok şey anlatıyor her kitap gibi. Ben gerçek hayat hikayeleri yazıyorum. Hı hı. Bu kitabımda psikolojik şiddeti anlatıyorum. Hı hı. Bir kadınım, en başta da bir eylemde bulunuyorum. Kadına hı hı. şiddet, insanlığa şiddete karşı. Benim de kalemim var, kalemimle savaşıyorum. Ne kadar güzel söylediniz. İlk kitabınızın kahramanı Yade, başka bir çağın çocuk yaşta evlendirilmiş bir karakteriydi. Aynen. Defne kim? Defne nasıl bir karakter? Defne sizin benim gibi günümüzde yaşayan, ekmeğini kazanan hem de çok iyi statüde olan bir kadının psikolojik şiddet sonucunda hayatında verdiği yanlış kararlar sonucunda nerelere geldiğini anlatan Anladım. Bir kahraman. Aslında okuyan herkesin biraz kendinden bir şey bulabileceği hele ki günümüzde bir karakter midir Defne? Tabii ki de hepimizden bir şeyler var. Çünkü hepimiz günümüzde gerek dışarıda gerek aile içinde gerek arkadaşlar tarafından mobbinge uğramıyor muyuz? Uğruyoruz. Bu şekilde uğruyoruz. Uğruyoruz yani. Peki kitaplarınızda genelde hep bir toplumsal soruna parmak basıyorsunuz. Gerçek hikayeler yazıyorum dediniz. Evet. Nasıl birleştiriyorsunuz bu konuları? Nereden ilham alıyorsunuz? Şimdi ben derneklerle çalışıyorum ve bu derneklerde de yardımlaşma dernekleri kadınlar ve çocuklar için. Zaten kitaplarım gelirinin hepsi de bu çocuklara ve kadınlara çok gidiyor. Güzel. Bu derneklerde hikayelerini paylaşmak isteyen, anlatmak isteyen insanların hikayelerini bir şekilde ulaştırmaya çalışıyorum. Aracıyım bir şekilde aslında. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Kadınlar hiçbir sosyal statülerine bağlı kalmadan, ekonomik özgürlüklerine bağlı kalmadan da şiddete maruz kalıyorlar. Tabii değil mi? Ki de. Ne yazık ki eğitimle de alakası yok. Bu iş bunun. Eğitimle alakalı değil. Aslında her şey gene biz kadınların elinde. Çünkü gerek erkek gerek kız çocuk olsun bizler yetiştiriyoruz. Tabii ki. Anne olduğumuzda. Doğru. Neyi nasıl yapması gerektiğini öğretmediğimiz sürece ne yaparsak yapalım bu toplumda statümüz ne olursa olsun hı-hı. sıkıntıyı çekecek olan gene sıkıntıyı bizleriz. Çekiyoruz. Peki Defne'de özellikle sadece psikolojik şiddet mi işlendi? Defne psikolojik şiddet ağırlıklı ama tabii ki de fiziksel şiddet de var. Fiziksel ama Yade gibi bir fiziksel şiddet yok. Leyla Hanım, her yaş ve cinsiyette güzelliğe bakış açımız nasıl olmalı? Aslında güzellik kavramının önce kişinin kendinde bir karşılığından emin olup onu biliyor olması lazım. Ne gibi yani? Çünkü göreceli bir kavram biliyorsunuz Kesinlikle. Güzellik. Şimdi bazısının gerçekten renk ayrımında güzel bir saç rengi hoşuna gidiyorsa, beğeniyorsa o şekilde olmaya çalışıyor. Hı hı. Ama kendisiyle uyumunu bir belirleyip de doğru noktada doğru bir kararla giderse o iki güzeli buluşturduğunda güzellik kavramı daha tatmin edici boyuta çıkıyor. Doğru da oluyor herhalde. Oluyor. Siz bir güzellik danışmanı olarak danışanlara bu konuda mı yardımcı oluyorsunuz? Aslında belki doğru bildiğimiz yanlışlar konusunda. Aynen. Hedefim, kökenim estetisyen güzellik hı. uzmanlığı ama en çok kişilere danışma anlamında destek olmak istiyorum. Hı hı. Çünkü kişinin neyle daha güzel ya da kendini daha beğeneceğini, mutlu olacağını bilemiyor. Bazen kendi de farkında Kesinlikle. Olmuyor değil mi? Bir akne problemi için veya bir leke veya anti-aging bir program için gelen kişinin aslında kendinde olan güzel bir yanının ön plana çıkarmasını, bir bakış açısı oluşturmasını sağlatarak oradan bizimle kombin yapmamız gereken bir rota varsa hı hı. onu belirliyoruz. Aslında yol arkadaşı oluyorsunuz aynen, diyebiliriz. Aynen. Kendindeki güzelliği göstermeye çalışıyorum aslında. Ne güzel. Bir güzelliği var aslında hı hı, ama onu ki. Görmüyor. Bir yere takılmış. Hı hı. Orayla diğer güzel tarafını kapatıyor. Doğru. Aslında onun farkına varmasını evet. sağlıyorsunuz. Peki evet. onarım başta olmak üzere tüm cilt ve vücut onarımında esas olan doğru ve sağlıklı yol nedir? Şimdi en doğru onarım kişinin probleminin
doğru tespit edilip tespit edilmesi, doğru bir yapılanmanın tedavi protokolü ise veya uygulamaysa veya bakış açısıysa bunun üzerinde bir prensipte gidildiği zaman doğru hedef vücut içinde, cilt içinde onarım şekli ortaya çıkıyor zaten. Bu bedeninden memnun olmamak olabilir, kesinlikle, onu değiştirmek olabilir, kesinlikle, ya da cilt problemleri olabilir değil mi? Bu olabiliyor, özenti olabiliyor, biraz akım ya da trend halinde karşıda gördüğü ön planda olan kişi kendine aslında uymayacak ama karşıda beğendiğini kendine olabileceğini düşünüyor. Hı hı. Bütün bunların tespitinde doğru oturup sağlıklı bir dille konuşulduğunda birçok kişinin kendi kendine doğruyu bulmasını, hı hı, fark etmesini sağlatıyoruz. Belki aslında yanlış olan şeyin sebebini de öğrenmesi gerekiyor. Yani akne diye gelebiliyor ama belki dahili bir problem var. Aynen, bu çok hani somut bir örnek olsun diye akneyi söyledim aslında. Kişinin gerçekten bir kaş şeklinden tutun, cildinde istediği lifting amaçlı gördüğü tedavi ya da şekil bile onu çok daha çirkinleştirecek. Aynen, doğrunun bulunması gerekiyor. Aynen. Bu manada danışmanlık kısmında siz evet. Arzu Hanım, işitme azlığı yapan nedenler nelerdir? İşitme azlığı yeni doğan döneminden ileri yaşlara kadar görülebilen bir problem. Ve görülen yaşa göre de problemlerin sebebi değişebiliyor. Yeni doğan döneminde doğumsal problemlerden kaynaklandığı gibi, yani iç kulaktaki gelişim bozuklukları ile ilgili olarak, çocukluk döneminde bir orta kulak enfeksiyonundan, yine erişkin dönemde orta kulak enfeksiyonları, orta kulaktaki kemikçiklerin anomalileri, kireçlenmeleri veya iç kulak problemlerinden kaynaklı olabiliyor. Yine kullanılan ilaçlara bağlı olarak, yine bir takım dahili problemler, şeker hastalığı gibi, hipotiroidi gibi, kolesterol yükseklikleri gibi bazı problemlerin işitmeyi etkilemesiyle ilgili olarak, yine ileri yaşlarda yaşlılığa bağlı olarak, yine insanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyelerinin yüksek olmasından kaynaklı. Uzun süre maruz kaldığı gürültü de. Aynen öyle. Belirli bir desibelin üzerindeki gürültülere 85 desibel gibi maruz kalmak. Yine bazı viral hastalıklar sebebiyle, yine gürültüye bağlı olarak oluşan ani işitme kayıpları sebebiyle pek çok farklı sebebe bağlı olarak işitme kayıpları olabiliyor. Peki tanı yöntemleri nasıl? Özellikle mesela yeni doğanda bunu anlamak çok zor değil midir? Nasıl anlıyorsunuz? Yeni doğan döneminde işitme taramaları var. Bu işitme taramaları otoakustik emisyon veya BERA adı verilen bazı tarama testleriyle anlaşılabiliyor. Bunlar çocuğun kooperasyonunu gerektirmiyor. Her yeni doğana yapılıyor mu, yoksa anneler bir şey fark edince mi böyle tanı? Her yeni doğana yapılıyor. Yapılıyor. İşitme tarama programları var. Çünkü çocukluk çağında işitme azlığının erken tespiti çok önemli. Kesinlikle. İlk 2 yaştan önce bunu tespit etmek gerekiyor. Gerekli olan çocuklara mutlaka işitme cihazıyla destekleme yapılması gerekiyor ki bu çocuklar implantasyon programına dahil edilebilsinler. Yani biyonik kulak adı verilen, yani ileri düzeydeki işitme kaybı olan çocuklarda biyonik kulak ameliyatları yapılabilsin. Yapılabilsin. Önceden yani bunu teşhis etmek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü 2 yaştan sonra yapılan operasyonlarda siz bir operasyon yapsanız dahi gerekli faydayı sağlayamayabiliyorsunuz. Erken teşhis önemli. Öyle. Çünkü beyinde plastisite denilen bir durum var. Eğer siz bazı nörolojik fonksiyonları daki kayıpları erkenden tespit edemezseniz onunla ilgili nöronlarda gerileme meydana geliyor ve siz bir tedavi verseniz bile bu cevabı beyinden alamıyorsunuz. Alamıyor. Peki yetişkinlerde tanı yöntemleri daha farklı herhalde değil mi? Yetişkinlerde kooperasyon gerektiren tanı yöntemleri var. Nedir bunlar? İşte saf ses odiyometrisi gibi, orta kulak basıncını ölçen timpanometri gibi, bu orta kulaktaki veya iç kulaktaki hastalığı ortaya koyabilecek, işitme kaybının tipini ortaya koyabilecek testler yapabiliyoruz. Ve bu öyle test belirleniyor. Evet, bu testlere bağlı olarak da eğer bir sinir tipi işitme kaybı varsa bu işitme kaybının iç kulakla ilgili olduğunu, eğer bir iletim tipi işitme kaybı varsa o zaman da bunun orta kulakla ilgili olduğunu düşünüyoruz ve buna bağlı olarak da ilaç tedavileri veya operasyonlar uygulayabiliyoruz. Veya işitme cihazıyla destekleyebiliyoruz hastaları. Arzu Hanım, yüzyılların sorusu, mutlu ilişkilerin sırrı nedir? Böyle bir sır var mı? Evet, aslında gerçekten öyle Özge Hanım. Dediğiniz gibi çok fazla uzmanlar tarafından açıklanmaya çalışılan ve bir o kadar da merak edilen bir konu. Tabii ki var. Aslında bu sırların hepsi bizim kendimizden oluşan sırlar. Mutlu evlilikler, mutlu ilişkiler, ilk önce ben yerine sen duygusu, aidiyet duygusunu geliştirmek,
ben ve senle birlikte bir yola devam edebilmek ve birlikte birbirimize saygı duyabilmekten aslında geçiyor. Karşı tarafı kendi yerimize koyarak, kendimizi de onun yerine koyarak aslında hareket ettiğimizde ilişkinin aslında bütününü oluşturan ön saygıyı da oluşturmuş oluyoruz aslında. Yani aslında empati mi yatıyor empati, o en temelinde? Evet, evet. Peki neden zorlanıyoruz bu kadar empati kurmakta? Çünkü artık ilişkiler çok dejenere olmuş durumda. Tabii ki yaşam koşulları, ekonomik şartlar, yine işte ailevi bir takım gelenekler, görenekler, kültür yapılarımız, mitlerimiz, akratiplerimiz, bunların hepsi bir bütün olarak geldiğinde artık kaldırılamayacak hale gelmiş gibi görünüyoruz ve birbirimize karşı sabrımız da tükenmiş oluyor. Evet. Aslında o arkadaş, evet, arkadaş bağını da unutmuş oluyoruz evliliklerde. Çünkü kim aksini iddia ederse etsin, sevgi bir süre sonra, yani aşk tutku dediğimiz sevgi bir süre sonra başka bir şeye evriliyor değil mi? Evet, çünkü artık o aşk tutku, ilk duyduğunuz heyecan, o yerini artık sevgiye bırakıyor. Nezaket ve saygıya bırakıyor. Tabii bir noktada artık nezaket bittiği noktada saygısızlık başlıyor. İşte ondan sonra ilişkiler zaten kopmaya başlıyor. Peki kavga ve tartışma evliliği nasıl etkiler? Sağlıklı bir şey midir yerine göre? Aslında kavga ve tartışma eş anlamlı. Yani bunun olması gerekiyor. Gelişebilmemiz için de bizim aslında tartışmamız lazım her konuda. Ama bunu çok sağlıklı bir ortamda, doğru zamanda, doğru şekilde konuşmak lazım. Nedir doğru kavga? Doğru kavga etmek diye bir şey var mıdır yani? Aslında eşlerden biri çok yükseldiği zaman birazcık beklemek gerekiyor. Ayrı odalara geçip sakinlemek gerekiyor. Ondan sonra tekrar doğru bir zamanda herkes sakinse oturup tekrardan konuşmamız gerekiyor. Konuyu kapatmak, ileriki aşamada tekrar açmak demek aslında. O yüzden de mutlaka doğru bir zaman, sakin olduğumuz zaman oturup, evet biz seninle biraz önce tartıştık ama bu konu üzerine seninle konuşmak istiyorum. Eleştiri yapmadan, birbirimizi suçlamadan, anlamaya çalışarak değil mi? Aynen, biraz önce dediğiniz gibi empati kurarak, birbirimizi anlayarak. Çünkü acaba Ahmet ne anladı? Ayşe buradan ne anlıyor? Hani ben şunu çok kullanıyorum. Daha küsmüş haberi yok. Eşimize bunları söylemediğimiz zaman kesinlikle, bizim neyi isteyip neyi istemediğimizi bilmeyecek. O yüzden duygularımızı karşımızdakine doğru ifade edebilmemiz lazım. Aslında çok kolay bir şey. Yani karşınızdaki bir şeyden şikayet ediyorsa genelde ben hep onu düşünmeye çalışıyorum. Hani bana yapılsaydı ne hissederdim diye, ama bu çok kolay şeyi niye bu kadar çabuk unutuyoruz? Neden? Çünkü eş kavramı nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz Özge Hanım? Çünkü sahiplenme duygusu. Meli malı gibi. Diyor ki Ayşe benim. Çünkü nikah akdi var. Ahmet de benim. İşte bu kaybetme korkusunu yitirdiğimiz zaman ilişkilerde işte nasıl olsa o benim, gitmeyecek. Evlenince o zaman herkes bir rahatlama mı yaşıyor, evet, diyebiliriz. Evet, evet. O rahatlamayı yaşamamak için her zaman içimizde bir kaybetme korkusu olmalı. Nezaketimizi kaybetmemeliyiz. Çünkü saygı kayboluyor, nezaket kayboluyor. Valla bu kadar çok boşanma varken insanlarda kaybetme korkusu yok mu ya? Hadi herkes patır patır boşanıyor. Artık yok çünkü. Evet. Aynen söylediğiniz gibi. O işte hiçbir şeye tahammül sınırı kalmıyor. Tamam, o zaman sen anlaşamıyoruz, ayrılalım. Şu cümleyi eğer eşler arasında sürekli kullanıyor hale geldiyse çiftler, boşanalım cümlesini, işte o zaman ilişki çok daha farklı bir noktaya geliyor. Çünkü çok kıymetli bir cümle bu. Doğru zamanda bunu sarf etmediğiniz zaman boşanma kelimesi sürekli tekerrür ettiğinde çiftler bunu her tartışmada ayrılığa getiriyor. Hatta ayrılıp artık bunu daha heyecanlı bir hale getirip tekrar birleşiyorlar. İşte o zaman da çok doğru, sağlıklı bir ilişki olmuyor. Yani son söylenecek şeyi ilk söylemeyi diyorsunuz. Evet, bunu yapmamak gerekiyor. En büyük hata o. Burcu Hanım, bu roman aşk romanı mı, biyografi mi? Tam olarak nasıl değerlendirirsiniz? Aşkın en kusurlu halinin romanı diyebiliriz aslında. Neden kusurlu? Çünkü biz insanlar kusurluyuz en başta ve burada baş kahramanlarımızdan bir tanesi çoklu kişilik bozukluğu olan bir erkekle evli olan bir kadından bahsediyoruz. Çoklu kişilik bozukluğundan ne anlamalıyız? Çoklu kişilik bozukluğundan psikolog Arzu Hanım daha güzel anlatır ama ben 1,5 sene en azından yazabilmek için eğitim aldığımda karşınızdaki insanın ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Kısa ve özet olarak, hani şimdi günümüzde herkes öyle diyebilirsiniz belki, evet, ama evet, ikizler burcu dengesiz, ne yapacağı belli olmuyor. Burçla da pek alakası. Şöyle söyleyeyim. Ne kadar uç şeyler. Mesela sabah gülerek gönderdiğiniz bir insanın akşam çok farklı bir şekilde sizinle çok farklı, daha dün veya önceki gün hiç kızmayacak dediği şeye
kızdığında size kavga çıkartabildiğini görebiliyorsunuz. Peki hemen aslında size bir soru sorayım orada. Bu böyle bir bipolar bozukluk falan gibi bir şey de olabilir mi? Tabii yani aslında birçok insanların sorunlarının altında bazı patolojiler yatıyor. Biz o yüzden hep bu evlilikle ilgili düşüncelerde evliliği birazcık zorlaştırmalarını istiyoruz aslında. Bazı testlerden geçmek gerekiyor. Öyle mi? Ilgili. Enteresan. Evet. Ona şimdi döneceğiz. Tamam. Çünkü kısa bir aramız var, sonra tekrar buradayız. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam edecek. Sofitel Otel'in sunduğu Özge ile Kahve Bahane devam ediyor. Çoklu kişilik bozukluğu olan bir karakterli birliktelik yaşıyor Defne anladığım kadarıyla, değil evet, mi? Evet, evlilik. Evlilik yaşıyor ve sonrasında Defne nelerden geçiyor, biraz ondan bahsetsek. Defne nelerden geçiyor? Öncelikle karşıdaki insanı sevdiği için, yani eşini sevdiği için anlamaya çalışıyor. Hı hı. Anlamlandırmaya çalışıyor ve bir de maalesef biz toplumda, siz de daha iyi herhalde desteklersiniz diye düşünüyorum bu konuda. Yani toplumun özürleri vardır ya, hı hı. Aman kocandır, hı hı. Aman evet. Babandır, aman kardeşindir. Halbuki o koca, o karşısındaki kadını el üstünde tutmayı, el üstünde derken her dediğini yapmak anlamı da söylemiyorum. Hak ettiği değeri verme. Hak ettiği değeri verse, psikolojik şiddet zaten hak ettiği değerin görülmemesi değil midir? Hı hı. Hak ettiği değeri verse, o baba kızına... Kızı gibi evladı, erkek çocukla kız çocuğunu ayıran babalara söylüyorum bu arada. Hı-hı. Evladı gibi davransa ya da o erkek kardeş, kardeşimdir, arkasındayım diyebilse. Hı-hı. Zaten biz kadınlar bu sorunları hiç yaşamayacağız ki. Kesinlikle. Defne işte bu sorunlarla karşılaşıyor. Kesinlikle. Peki siz sizin için yazmak ne demek? Neden yazıyorsunuz daha çok? Yazmak birçok şey anlamına geliyor benim için. Birincisi ses olmaya çalışıyorum. İkincisi aracı olmaya çalışıyorum. Ama ben nefes alıyorum. Hı-hı. Çünkü ben de bir hikayeyim. Sizin gibi, sizin hı-hı. gibi veya sizler gibi. Ben de kendi masalımı yazıyorum. O hı-hı. kadar, başka bir şey değil aslında. Nefes alıyorum. Ve bir şeyleri işaret ediyorsunuz aslında. Aynen. Ne mutlu bize. Aynen. Değil mi? Peki toplumsal konulara değinen bir yazar olarak neyi değiştirmek isterdiniz dünyada? Kötü giden her şeyi. Yani şu dönemde. Başlasak uzun bir liste olur. Çok uzun bir liste. Kötü giden her şeyi, ama en azından düşünce yapılarında bazı şeyleri değiştirmek istediğim için zaten bunu yapıyorum. Bunları yani. Yazıyorsunuz. Evet. Peki bir sonraki romanın hazırlıkları başladı mı ya da bir fikir oluştu mu? Neyden esinlenecek? Bitti mi bir sonraki evet, roman? Biraz ipucu alalım mı? Tabii ki de yayın evinden editörüm beni öldürmeden önce ben sana... Şimdi Yade'yi biliyoruz, Defne'yi biliyoruz. Evet, üçüncü karakterimiz. İsmini söylemeyeyim çünkü iki isim arasında gidip geliyoruz. Hani bunlar biliyorsunuz telife bağlı şeyler ama. Üçüncüsü de gene bir yol hikayesi. Gene bir güçlü kadın hikayesi. Hı-hı. Aslında bütün hepsi zaten güçlü kadın hikayesi. Çünkü bu kitapların hepsi diğeri ölmek kolayken, hı-hı. yaşamanın zor olduğunu anlatırken Defne de zaten sabır da bir gün yorulur hı-hı. diye hı-hı. devam ediyor. Sabrı öğretiyor bize. Üçüncüsü de arkada yangın, önde buz var. Hı hı. Nereye gideceğini bilmeyen bir kadının kendi yolunu çizme hikayesi. Bu kadar söyleyeyim. Peki hep kadınlar aslında üzerinden gidiyoruz. Genelde evet. bütün dünyada, ülkemizde de olduğu gibi kadınlar hep bu tip şeylere maruz kalıyorlar ama erkekler de var maruz kalıyor. Hiçbir var. Erkekle ilgili bir şey yazmayı düşündünüz mü? Var mı? Kendi adıma soruyorum bunu. Erkekle ilgili de yazmayı, hatta var. Bir hı-hı. tane de elimde geldi. Bütün işlemleri de hallettik. Sanırım onu da yazmaya başlayacağım. Komik de bir hikaye. Öyle mi? Trajikomik bir hikaye hı. aslında. Azıcık biraz da güldürmek de istiyorum. Hı hı. Ben de hı. çok heyecanlandım. Evet, yazacağım. Evet, çünkü şiddet deyince her şeye karşı değerlendirmekte... İnsanı canlıya karşı aynen. değerlendirmekte fayda var. Cildin olmazsa olmazı, parlak ve sağlıklı ve zinde bir cilt için neye dikkat etmemiz gerek? Aslında biraz önce Burcu Hanım ve Arzu Hanım'ın söylediği ve alanlarındaki konular gibi bizde de hanım ağırlıklı bir kitle hı hı. hep hayatıma girmişti. Tabii 20 ki. Küsür yılı aşan bir süreden beri bu işi yapıyorum. Hı hı. Bir nevi insanların hem ruhunu onarırken cildini de onarma. Zaten ruh onarı aynen eş orantıda gidiyor. Hı hı. Burada kişinin kendini keşfetmesini cildinde görsel olarak bir şey istiyor ama gerçekten işimin bir parçası olarak önce onun kendinin kendisi için önemli olduğunu hissettirmeye çalışarak hızlı bir çözüme nereden gitmesi, sonuç alması gerekiyorsa oradan başlayıp biraz ruha dokunmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Oradan bir motivasyonla benim yapacağım her uygulama ya da bizim sektörel olarak yaptığımız her uygulama kişinin psikolojik yaklaşımıyla zirveyi de yükseltiyor. Hı hı.
Cildin parlak, canlı, sağlıklı olması için ruh sağlığı her şeyden önce önemli. Bu sağlıklı kesinlikle, yaşamak, sağlıklı kesinlikle, beslenmek aynen. Değil mi aslında? Uyku, beslenme, günlük yaşam kalitesi. Hı-hı. Bütün bunlar ciddi ciddi. Bir de genetik yatkınlık zaten işin özünde olmazsa olmazı. Size gelen danışanlarla bunu bir bütün olarak siz de kesinlikle, düşünüyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Başta da söylediğim gibi kişinin direkt bir model olarak olmak istediği şeklin dışına çıkardığım çok insan olmuştur. Hı-hı. Aslında kafasında başka bir şey var ama aynen, size gelince aynen. Doğrunun yanlışın ne olduğunu aynen. Görüyorum. Ben hep şu örneği veriyorum. Ana yolda gidelim evet ama tali yolları da araya katarak biz kendimize en doğru yolu genişletelim. Aynen. Böyle yaklaşıyoruz ve çok güzel bir hukukumuz oluyor aramızda zaten. İnsanlar kendini düşündüğünü, kendini kendine fark ettirmeye çalıştığımızı görünce teslim oluyor. Yapacağınız doğru yolu da otomatikman beraber zaten ekip ruhuyla kararlaştırmış oluyorsunuz. Siz çok uzun yıllardır bu işlerin içindesiniz. Evet. Son geçtiğimiz bir 5-10 yılda herkes buna ilgi duymaya başladı. Herkes güzellik uzmanı, estetisyen olmaya başladı. Maalesef. Ve böylece çok fazla bilgi kirliliği, işte yanlış uygulamalar gibi şeyler de görüyoruz. Merdiven altı uygulamalar. Kesinlikle. Neye dikkat edeceğiz? Nasıl seçeceğiz uzmanı? Uzmanla beraber gerçekten kişinin çalıştığı mekan da çok önemli. Ehliyetli bir ortamda mı? Kontrol mekanizması denetime tabi olan bir yer mi? Kullanılan ürünlerin gerçekten belgesel anlamda sağlıklı mı? Bu şeylerden, süreçlerden geçmiş mi? Bütün bunların sorgulamasını yapıldığı zaman merdiven altı dediğimiz o noktaların da biraz caydırıcılığını aslında harekete geçirmiş oluyoruz. Bağımsız bu kadar hodri meydan piyasada olup insanların uç mağduriyetlere gitmesine kesinlikle sebebiyet vermemiş oluyoruz. Burada aslında biz işi doğru yapıp da yıllara emeği vermiş, ben aynı zamanda eğitmenim. Hı hı. Bu alanı yaparken uygulamalarımızı, insanlardaki ruh onarımını gördükçe kendimde bir de yaşam koçluğu eğitimini devreye sokup o yanımı da geliştirip insanlara orada kabinde ya da an itibariyle bir arada konuştuğumuz yerde biraz daha faydalı olmak. Hı hı. Doğru kimlikle, doğru iş yapabilmek adına. Bütünsel bir bakış açısıyla bakıyorsunuz. Aynen öyle. Kişilerin de bunlara dikkat etmesi lazım. Biraz trend ya da tamamen bir furya şeklinde olan şekillenmeler var. Hı hı. Herkesin birbirine benzeme evet. Halleri var. Kaşlar maşlar değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Biz de doğru yaptığımız zaman işimizi, hı hı, insanlar da aslında o arayış yolunda sapmalara gitmiyor. Doğruyu buluyorlar. Evet. Arzu Hanım, işitme azlığıyla gelen hastalarda bunu tedavi etmek, geriye çevirmek mümkün mü? Evet, bazı işitme kayıplarını geriye çevirmek mümkün. Hı hı. Ama sebebi, hepsini değil. Tabii, sebebe bağlı olarak. Mesela bir orta kulak enfeksiyonu varsa hastada bunu ilaç tedavisiyle toparlayabilmek mümkün. Orta kulak enfeksiyonlarının daha kronikleşmesi haline kulak zarlarında delinmeler meydana gelebiliyor. Kulak zarı delinmesi ve yine orta kulaktaki kemikçik yapılarında da bozulma meydana gelebiliyor. Kronik enfeksiyona bağlı olarak. Kulak zarını ameliyatla tamir etmek, orta kulaktaki kemikçiklerdeki hasara bağlı olarak bunlarla protezler yerleştirmek orta kulağa. Yine orta kulak kemikçiklerindeki kireçlemeye bağlı olarak oluşan işitme kayıplarında da örneğin bir otosiklerozda o kemikçiklerden bir tanesinin kireçlemesine bağlı olarak gelişen bir durum. Stapes kemiğinin. Yine teflon piston adı verilen protezler koyarak bu işitme kayıplarında iyileştirmeler yapmak mümkün. Mümkün. Yine de erken teşhis çok önemli diye üstüne basabasın. Tabii. Bunun dışında yine eğer bir ileri yaşa bağlı işitme kaybı varsa, yine gürültüye bağlı işitme kayıpları varsa, bunlar sensörineural kayıplarsa, onlarda da işitme cihazıyla bu hastaları destekleyebilmek, hı hı, mümkün. Hayatı iyileştirebiliyorsunuz. Peki aynen, kulak çınlaması nedir? Bu bir hastalık mıdır? Bir tedavisi var mıdır? Kulak çınlaması bir hastalıktır. Aslında kulak çınlamasında yine işitme kayıplarındaki gibi pek çok sebebi var. Hmm. Bu sebeplerden bazıları işitme kayıplarıyla aynı. Hmm. Mesela bazı dahili hastalıklar bahsettiğim gibi şeker hastalığı, hipotiroidi, kolesterol yükseklikleri gibi. Bunlar dolaşım sistemini, yani iç kulağın beslenme sistemini olumsuz etki yaparak kulak çınlamasına sebep olabiliyorlar. Bazı viral hastalıklar ki bunlardan bir tanesi herpes simplex virüsü, en çok görülen uçuk da yapan virüs. Bu yine iç kulağı olumsuz yönde etkileyerek kulak çınlamasına sebep olabiliyor. Yine COVID'e bağlı olarak da kulak çınlamaları, işitme kayıpları da görebiliyoruz. Tedavileri var mı? Tabii ki. Şimdi işitme
kayıplarında tedaviler olduğu gibi çınlamaya bağlı tedaviler de var. Erken dönemde eğer tedavi verebilirsek bu hastalara bunları belli oranda kontrol edebilmek mümkün. Yine eğer çınlamaya işitme kaybı eşlik ediyorsa işitme cihazlarıyla dış ortamdan gelen sesi daha artırarak, amplifiye ederek, yükselterek iç kulaktan gelen sesi bastırabilmek mümkün. Yine iç kulağın dolaşım sistemini etki eden bazı ilaçlarla, bunların isimlerini vermek istemiyorum. Yine vitamin tedavileriyle tedavi edebilmek, daha iyi hale getirebilmek mümkün. Yine orta kulağa yapılan bazı enjeksiyonlarla da bu özellikle ani işitme kayıplarında bunu verebiliyoruz. Steroid enjeksiyonlarıyla veya bazı antibiyotik enjeksiyonlarıyla hastalığın işitmesini erken dönemde kayıplarını geriye çevirebilmek mümkün. Baş dönmesi yapan kulak burun boğaz hastalığı nedir? En çok baş dönmesi yapan kulak burun boğaz hastalığı halk arasında kristallerin oynaması da adı verilen benign pozisyonel vertigolar. Bunlar hastalarda saniyeler süren, pozisyon değiştirmekle tetiklenen baş dönmesi sebebi. Ama tabii bunun dışında yine meniyer gibi iç kulaktaki sıvının fazla üretilmesi veya az emilimiyle giden bazı rahatsızlıklar, yine bazı dahili problemlere bağlı rahatsızlıklar, bazı nörolojik hastalıklar, multiple skleroz gibi, migren gibi, iç kulak tümörleri gibi bazı problemler baş dönmesine sebep olabilmekte. Bunların tedavileri var mı? Mesela vertigonun tedavisi var mı? Vertigo zaten baş dönmesi demek. Hastalar bize daha çok odanın dönmesi şeklinde tarifleyebiliyorlar bunu. Tabii ki tedavisi mümkün bazılarında. Akut özellikle tabloyla gelen hastalarda onun tedavisine yönelik ilaçlar verebiliyoruz. Ama benim pozisyonel vertigoda yani kristallerin yerinden oynamasıyla ilgili problemlerde bazı manevralarla hiç ilaç tedavisi kullanmadan hem tanıyı koyup hem de bu manevralardan sonra hangi kanala eğer kristaller kaçmışsa bunu tespit edip o kristalleri tekrar manevralarla geri yerine döndürerek tedavi edebilmek mümkün. Yine ilaç tedavileri verebiliyoruz bu hastalarda. Yine orta kulağa yapılan bazı enjeksiyonlarla da olabiliyor. Evet, tedavi edebiliyoruz. Yani çok bekletmeden hemen bir uzmana hepsinde başvurmakta fayda var. Aynen. Arzu Hanım. Kadınlar erkeklerden ne bekliyor? Erkekler kadınlardan ne bekliyor? Çok güzel bir soru Özge Hanım. Aslında bu günümüz koşullarında işte bu ilişkilerin sırlarını da yine açıklayan aslında maddelerden biri diyebiliriz. Çok net aslında. Kadın her şeyden önce sevdiği adamın biriciği olmak ister. Yani bunu da tabii ki göstermesini ister. Çünkü erkeklerin birçoğu ben eşimi seviyorum ya da işte partnerimi seviyorum. İçimden seviyorum. İçimden seviyorum. Ama işte ben bunu göstermek istemiyorum. Ne gerek var? Sen zaten eşimsin. Mesela işte geçtiğimiz günlerde sevgililer günü. Ama bir arkadaşımın eşi diyormuş ki sen benim karımsın, sevgilisi olan düşünsün. Aynen öyle işte. Çok güzel söylediniz. Hemen buraya bağlıyorlar. Halbuki bu sevgi. Yani gün değil. Her gün aslında tabii tamam ki sevgi günü. Ama eş olmak demek bugünleri unutmak ya da ona sevginizi göstermeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ne dedik? Bir erkek öncelikle sevdiği kadına biricik olduğunu hissettirmeli. O anne, tek olduğunu, özel olduğunu. Evet, tek olduğunu, özel olduğunu. Şimdi aile kavramı biz oğulculuktan geliyoruz ne yazık ki. Ben de bir hani erkek annesi olarak Allah özellikle bağışsın söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çocukları, erkek çocuklarını yetiştirirken kadınlara olan o davranışlarını, nezaketi çok iyi çocuklara aksettirmek gerekiyor erkeklere. Kesinlikle. Merhametli bir erkek olması gerektiğini her şeyden önce. Erkek ne istiyor kadından? Erkek ne istiyor kadından? Aslında o gücünü takdir edilmesini istiyor. Çünkü erkek biliyorsunuz Türk toplumlarında böyle güçten geliyor. Elinin direği. Evet, benim sana ihtiyacım var. Mesela şöyle bir örnek diyorum ben bazen danışanlarıma. İşte mutfakta kavanozun kapağını her kadın açmaya çalışırız değil mi? Böyle bıçakla falan. Verin eşini versin. Verin, çağır içeriden. Hayatım açar mısın kapağı? Bana yardım eder misin? diye. Ve orada erkek diyor, aa, bana ihtiyacı var. Evet, bu içgüdüsel bir şey. Erkekler çok güçlü kadınlardan hoşlanmıyor evet, nedense evet, değil evet, mi? Evet. Galiba kendi kendime şurada oturup kendimi yargılıyorum. Kavanoz kapağından değil mi? Her şey kendi bizde. Yapa. Peki evliliğin 5 şartı nedir? Bunlardan ilki sadakat. Yani çok önemli. Sadakat olmadığı zaman evliliğin bütün temel her şey sarsılıyor. Bir kere çift olarak birbirine sevgiyi göstermek ikinci şartımız.
Üçüncü şartımız evlilikte mutlaka birlikte yatağa girmek, birlikte uyumak. Evet, kırgınlıklarımız olabilir ama bu kırgınlıklarda yatağa ayırmayın diyoruz. Diğer bir şartımızsa cinselliğinizi mutlaka yaşayın. Geri planda buradan bırak. Evet, geri planda bırakmayın ve birbirinizle sağlıklı, kaliteli vakitler geçirin. Önce arkadaş olmak gerekiyor ilişkilerde. Bu gerek ilişki modelinde gerek evlilik modelinde olsun. İyi bir arkadaş, güzel bir paylaşım, kaliteli bir zaman çok önemli. Çok önemli. Ben bir şey daha ekleyeceğim müsaadeniz tabii varsa. Tabii ki. Herkesin birbirinin alanına da saygı evet, duyması gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle. Özel alanına. Evlendik ya da bir ilişki içerisindeyiz diye her şeyi kol kola evet. yapmaya da gerek yok. Kesinlikle öyle. Katılıyorum. Çok doğru söylüyorsun. Herkesin bir kendi yaşam alanı kesinlikle. Olsun. Değil olsun, mi? Olsun. Evet. Evliliğin 5 şartını verdik. Erkeklere birazcık kendilerini güçlü hissettireceğiz. Kavanoz kapakları. Evet. Çok teşekkür evet. ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz. Ben de çok teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık. Özge ile Kahve Bahane'nin bugün de sonuna geldik. Daha doğrusu bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki pazartesi günü yine sizleri TV 100 ekranlarında bekliyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Otel Özge ile Kahve Bahane'yi sundu.